25 ve 28 Temmuz tarihleri arasında 22.sini düzenlediğimiz Muzur Kültür ve Doğa Festivali'nin programını gerçekleştirdik. Bu program kapsamında ayın 27'sinde yani festivalin 3. gününde Jineoloji Demokratik Siyaseti Tartışıyor başlıklı bir panelimiz vardı. Burada değerli konuklarımızın tartışma yürüttüğü ve katılımcıların yoğun olduğu bir çalışmaydı. Bu çalışma esnasında, panel esnasında Jineolojiye giriş, Jineoloji Akademisi'nin bir kitabı ki bunu da festival standında, Aram Yayınları standında almış oldum o gün içerisinde ki bir kitabın konuşulmasına yönelikti. Orada söz kurduk bunun üzerine. Ancak kitap hakkında bir toplatılma kararı oldu 2019 yılında. Ne bunun yayın evine yani Aram Yayın Evi'ne tebliğ edildiği ne de bizler tarafından bilindiğine dair hiçbir şey yok. Bu kitabın yasaklı olduğu, hakkında toplatılma kararı olduğuna dair hiçbir bilgim ve içeriğine dair de şey olarak bir bilgilendirme bize yapılmadı. Partimiz biliyorsunuz bir siyasi soykırım kıskacında ve belediyelerimize yönelik ağır suçlamalar, yer yer keyfi suçlamaların yapıldığını herkes tarafından biliniyor. Ve bu Kürt düşmanlığı politikalarının bir parçası olarak da yapmış olduğumuz paneldeki konuşmamından ötürü bir suça tahrik ifadesi kullanılarak ifadeye çağrıldım. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani neredeyse artık neden Kürt belediyeleri aslında DEM belediyeleri nefes alıyor, belediye eş başkanları neden nefes alıyor deyip nefes almamız suç sayılıp suç konusu yapılmak isteniyor. Aslında yapılmak istenen şunu biliyoruz. Yani bir soruşturma açalım. Bunun adı ne olursa olsun tırnak içerisinde o suç kavramlarının bir çetelesi oluşturulmak isteniyor. Yani bir dosya açılmak istendiğini apaçık görebiliyoruz. Çünkü biz ifademizi verirken de şunu söyledik. Bunun hani festival kapsamında standan temin edildiği ve bunun yasaklanmasına dair herhangi bir bilgimizin olmadığı tarzında ifademizi de vermiş olduk. Bir de şöyle diyelim hani kitabı nereden temin ettiniz? Buna ilişkin sorular vardı. Neden böyle bir ifade kullandınız tarzında sorulara da cevap olduk. Ama en nihayetinde şunu söyleyebiliriz. Kesinlikle hiçbir hukuki dayanağı olmayan, aslında takipsizlik kararı beklediğimiz ve festival kapsamında o kitabı okumam, yani çünkü kamera kayıtlarında mevcut olduğunda ifade etmiştik. O kitabın içeriğini okumamın insan hayatının akışına uygun olmadığını da o kadar kısa sürede uygun olmadığını da ifade ettik ve avukatımızla birlikte oradan ayrıldık. İfade tutanağında aslında şunu söylemişler, sözde eş başkan, evet bu sistemimizi tanımadığını, sistemimizi hedef aldığını çok net biliyoruz. Özellikle kayyumlar atandığında 2016'da, 2019'da eş başkanlık sistemimizin üzerinde bir hedefe oturtulma durumu söz konusu olduğunda yine oradaki iddianamede işte sözde eş başkanlık kavramında kullanılmaları açıkçası gözden kaçmadı. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tekrar ifade ediyorum. Takipsizlik kararı beklediğimiz, kesinlikle herhangi bir suç oluşturmayan bir iddianame ile yüz yüzeydik. İktidar bloku her seferinde elinde kayyum sopasını tutuyor. Haliyle de kendine yakın, çok isimli zikretmek de istemiyorum ama bir dönem şunu ifade etmişti. İşte 27 belediyeyi hedef göstererek, direkt isim vererek hani kayyum atanabilir gibi söylemler geliştirerek aslında bir şeylerin zeminini hazırladığını çok iyi biliyoruz. Şimdi az önce söylerken şunu dedim ya, bir suç çetelesi tutulmak isteniyor. Hani bir noktada bir olası bir durumda bakın işte bu da vardı demek için, ama bu da var dediğiniz şey tamamen hukuksuzluk. Tamamen keyfi bir tutum. Kendilerince bir zemin hazırlama çalışmaları. Ancak biz bu sefer belediyelerimizi hiçbir şekilde o sömürge valilerine teslim etmeyeceğimizi her defasında söyledik. Ve yine tekrar ediyoruz ki bunun da böyle bir durumun da kayyuma gerekçe oluşturulmasını kesinlikle hiçbir dayanağı yok. Elbette şunu da biliyoruz. Hukukun araçsallaştırdığını biliyoruz. Ya da bu tarz soruşturmalar açarak bir yıldırma, bir manipüle etme ve toplumu tedirgin etme arayışlarının olduğunun da farkındayız. Yoksa dediğim gibi tüm hukukçular da bunu incelese aslında hiçbir şekilde bir dayanağın olmadığını rahatlıkla görebileceklerdir. Bizlerin Dersim halkına sözü var. Bize
büyük bir göreve sorumluluk verdiler. Tarihsel bir sorumluluk verdiler. Bizim 5 yıl boyunca buradaki hizmetlerimiz, pratiklerimiz ve her şekilde halkımızın bu ihtiyaçlarına cevap olmak için arayışlar içerisinde olacağımızı, her şekilde bu hizmetlerimize devam ettireceğimizi de ifade ediyoruz.